Arkadaşlar hoş geldiniz videomuza. Bugün sizlerle ve yine Ramazan Saygın hocamızla beraber bir türlü bitmeyen şiddet konularına bir yenisi daha eklendi. Hatta şiddet sarmalı. Evet hocam, kesinlikle sarmalı. Bir yenisi daha eklendi hocam son günlerde. Sosyal medyada bir video var. Bir öğretmen ilkokul 1. sınıf bir öğrenciye acımasızca bağırıyor hocam videoda. Bu videoyu görünce sizinle bu videoyu konuşmak istedim. O yüzden bu videoyu çekmek istedim sizinle. Dilerseniz hocam öncelikle konuşmamıza başlamadan videoyu şu an izleyelim hep birlikte. Ondan sonra konuşmamıza, videomuza geçelim. Evet, çok yürek yakan bir durum açıkçası. Yani küçücük bir çocuğa karşı her şeyden önce. Şöyle söyleyeyim. Yani evinden yeni ayrılmış belki de. İlk defa gittiği bir okul var, henüz 6-7 yaşlarında. Ha, bir çocuk için gerçekten çok zor. Kreşe başlamak, ana sınıfına başlamak, birinci sınıfa başlamak. Kolay değil. Ve bu duygular içerisinde olan bir çocuğa bu şekilde duygularını anlamadan, hiçbir şekilde empati kurmadan, bırakın bir eğitimciyi, yani bir insanın bunu düşünmeden hareket etmesi, üstüne bir de çok şiddetli bir şekilde bağırarak tepki vermesi, hiçe sayması, tehditvari konuşması kabul edilebilecek, anlaşılabilecek bir durum değil açıkçası. Ben bu öğretmenimizin ruh sağlığı ile ilgili kesinlikle olumlu düşünmüyorum. Her şeyden önce onu söyleyeyim. Kendisine emanet edilmiş bir çocuk var. Ve çok hassas olan bir konu. Ve bu şekilde yaklaşılması, maalesef bunlar bir türlü bitmiyor ve sürekli devam ediyor. Karşımızda küçük bir çocuğun olması daha çok yaralayıcı bir durum açıkçası. Aynen öyle hocam. Maalesef böyle bir durum var. Hocam bu durum bu videodaki çocukta nasıl bir etki yaratır? Çocuğun ruh halini nasıl etkiler acaba? Kesinlikle çok etkiler. Yani etki düzeyini tabii zamanla göreceğiz ama kesinlikle çok etkiler. Bir kere o öğrenci tekrardan o öğretmenle devam etmek istemez. Birincisi. Kesinlikle. Devam da etmemeli zaten. Aynen. Öğretmen de devam etmemeli. Böyle durumlarda belki onu sonra konuşuruz. Öğretmenle ilgili neler yapılır ama çocuğun muhtemelen tekrar bir okula başlaması, tekrar bir yeni öğretmene başlaması, belki sınıfında devam edecek, belki öğretmen gidecek çünkü soruşturma başlatılmış hakkında. Ne olacak bilmiyorum ama o çocuğun eğitim hayatının henüz başında böyle bir şeyle karşılaşmış olması büyük bir talihsizlik çocuk için. Yani bu travmatik bir etki yaratır mı? Onu zamanla göreceğiz tabii ki. Ama kesinlikle çok etkileyeceğini söyleyebilirim. Hocam peki öğretmenle ilgili neler söylersiniz? Ne yapmak gerekiyor? Nasıl bir yol izlenmeli şu an? Şimdi böyle durumlarda Milli Eğitim'in tabii ki bir soruşturma süreci var. Ancak benim bu konuyla ilgili düşüncem şu. Siz eğitimcisiniz ve küçük çocuklar size bir şekilde emanet ediliyor aslında. Henüz çocuklar kendi haklarını savunabilecek düzeyde değiller. O yüzden emanet kelimesini kullanıyorum. Lisedeki bir öğrenci hakkını savunabilir, duygularını, düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilir. Ama bu küçük öğrenci tamamen savunmasız bir durumda. Açık bir şekilde orada duygusal bir şiddet var. Çocuğun hem duygusal anlamda yaşadığı çok kötü bir durum var. Arkadaşlarının göz önünde zedelenmiş bir onuru var.
şöyle, senin onur anlayışınla o çocuğun onur anlayışı, hissi daha doğrusu, çok farklı değil. Onun da bir kimliği, kişiliği, benliği var, hissi var. Senin nasıl onurun, gururun varsa biz yetişkinlerin, o çocuğun da bir onuru, gururu, bunu hisseder çocuklar. Ve bu 3-4 yaşından itibaren hissedilen bir şeydir. Utanma duygusu, bu rezil olma duygusu. 3-4 yaşından itibaren bizde, bazı kuramcılar doğuştan geldiğini bile söylerler ama biz bunu belirgin olarak çocuğun bu tür duygusal tepkilerini 3'ten 4'ten sonra izleyebiliyoruz, görebiliyoruz. Hı-hı. Belki içeride rezerv halde, potansiyel halde de oluyor olabilir. Şimdi milli eğitimin bu konudaki yaklaşımı bence şöyle olmalı. Öncelikle ilk adım öğretmenin uzaklaştırılması. Yani o andaki öğretmenlik görevinden uzaklaştırılması lazım. Peki hocam, uzaklaştırdığımız zaman sorun bitecek mi? Hayır. Bir de sorunun rehabilitasyon aşaması var. İkinci aşamada öğretmenin rehabilitasyon alınması lazım. Peki nasıl yapılır rehabilitasyon? Bu öğretmenimiz psikolog ve psikiyatr desteğiyle bir süre duygularını kontrol, öfkesini kontrol, çocuklara yaklaşım konusunda psikolojik destek almalı. Ne zaman ki uzmanlar tamam, tekrardan bu mesleği icra edebilir der, o zaman tekrar mesleğe dönebilir diye düşünüyorum. Yani böyle bir durumda da öğretmeni tamamen men etmektense ben kazanılması gerektiğini, her insan için, her konu için, belki aynı okul, aynı öğrenciler olmayabilir ama farklı okulda, farklı öğrencilerle, dediğim gibi bu rehabilitasyon sürecinden geçtikten ve uzmanların onayından sonra kazandırılmalı diye düşünüyorum. Hocam, şiddet kültürümüzde olan bir şey. O videoyu izleyince benim aklıma kendi yaşadıklarım geldi açıkçası, onu söyleyeyim size. Hı hı. Küçükken, o çocuk yaşlarında, belki o çocuktan bir tık daha büyükken de olabilir. Bu tarz durumlara ben de şahit oldum, ben de denk geldim. Ve hatta daha kötüsüne denk geldim. Bu kültürümüzde olan bir şey hocam. Yani bu niye böyle? Yani bu şöyle, bizim toplumda açıkçası, özellikle geleneksel kültürde dayak çok normal bir şeydi. Hatta bazı kişilere göre dayak atılması gereken bir şeydi. Hı hı. Çünkü eski inanca göre dayak kişiyi akıllandıran bir şeydi. Hı. Onların inancına göre kişi, insan dayakla adam edilmeliydi. O inanca göre, o bakış açısına göre. Bu kültürümüzde hala kısmen devam ediyor bence. Kısmen devam ediyor. Ne yazık ki. Bu konuda kendimizi kandırmamamız gerekiyor. Her ne kadar biz şimdi bu olay nezdinde, bu olay bağlamında konuşsak da toplumun genelinde bir şiddet sarmalı var. Benim öğrencilik hayatımda öğretmenin dayak atması çok normal ve hatta şöyle söyleyeyim, yani dayak atan öğretmen disiplinli bir öğretmendi ve bazen takdir bile alırdı. Lise dönemime kadar, lisede dahil olmak üzere biz öğretmenlerin şiddetine maruz kaldık. Yani dedim ya, şiddet sarmalı, şöyle bir sarmal bence. Bunun bir geri dönüşü var. Zamanında mesela öğrenciler çok dayak yediler. Şimdi öğretmenlere yönelik şiddette artış oldu. Bu bir sarmal şeklinde. Mesela kadına şiddetten bahsediyoruz ya. Hı hı. Bak, bunun bir sonraki adımı da kadın öfkesini çıkaracak ve bu şiddet erkeğe yönelecek. Bu bir sarmal yani şeklinde devam ediyor. O kadın da belki hayatında şiddet gördü. Her ne yaşarsa yaşasın, çocuğa bu şekilde yaklaşması hiçbir şekilde kabul edilemez. Ne olursa olsun. Kesinlikle. Hiçbir şey, ne olursa olsun, ne yaşarsa yaşasın. Ama biz burada şunu konuşuyoruz. Bizim toplumda var olan bir şey. Yani bu insanlar tepki verecekler, insanlar kızacaklar. Çok doğal olarak ve haklı olarak, ama şunu da unutmamamız gerekiyor ki sorunun çözümü bu değil. Yani bu kişiyi uzaklaştırmak da değil, bu kişiyi tukaka etmek de değil. Hı. Çünkü şiddet nerede başlıyor biliyor musun? Şiddet çocuklarla başlıyor. Çünkü henüz küçük yaşlarda biz duygusal ya da fiziksel olarak şiddet uyguluyoruz. Burada şunun altını da çizeyim, bizim toplumda şiddet kelimesi şöyle algılanıyor. Yani pataküte dövmek.
Efendim bir tokat da şiddettir. Çocuğun kişiliğini, kimliğini sarsıcı bir söz de şiddettir. Yüksek sesle bağırmak da bir şiddettir. Yani insanların bunu da öğrenmesi gerekiyor bence. Bu konuyla ilgili maalesef ülke olarak, millet olarak, medeniyet olarak bizim daha çok yolumuz var. Net bir şekilde onu söyleyebilirim. Çünkü öfke ve şiddet çok doğal görülen bir olay. Yani çok yapılabilir bir olay gibi görünüyor. Bunun bir hem insanlık hem de hukuki olarak bir suç olduğu gözden kaçıyor çoğu zaman. Dedim ya, çocuk henüz daha küçükken ailede şiddetle başlıyor. Kadın kocasından şiddet görüyor, kocası dışarıda. Belki çocukluğunda şiddet gördü, belki o da amirinden şiddet görüyor. Değil mi? Şiddet böyle bir sarmal yani. Herkes şiddete maruz kalıyor. Ama burada en çok etkilenenler maalesef çocuklar ve kadınlar. Yani ülkedeki şiddetten en çok. Ülkenin siyasetinde şiddet dili var. Aynen öyle. Bak, hocam. Ülkeyi yönetmeye namzet olan insanlar ya da işte bu ülkeyi refaha kavuşturacağını iddia eden siyasilerde şiddet şey var. Yani cümlelerini açın bakın her akşam. Yani cümlelerinde şiddet dili var bir kere. Yani nereye giderseniz gidin, ne yaparsanız yapın, şiddet dili bir şekilde toplumda bitmiyor. Yani yöneticiler de dahil, en üstten, en alt tabakaya kadar, her sosyoekonomik düzeyden, her eğitim kesiminden insanlarda dolaylı ya da direkt şiddet var. Yani okumuş bunu, belki bunu duygusal yönde yapıyor. Yani kişiliğine ve onun duygularına eleştirerek, hakaret ederek, aşağılayarak yapıyor. Diğeri de belki bunu küfürle ya da şeyle yapıyor. Yani vurarak yapıyor. Hepsi şiddet. Hukuki olarak da bir farklılıkları olabilir ama bize göre duygusal şiddet bazen fiziksel şiddetten çok daha etkilidir. Aynen. Sizin kişiliğinizi, kimliğinizi, onurunuzu zedeleyen, çiftler arasında da olabilir bu, aile içerisinde de olabilir, öğretmen çocuk ilişkisinde de olabilir, normal dışarıdaki insanlar arasında da olabilir bu. Duygusal şiddet böyle kolay kolay unutulacak bir şey değil. O yüzden bunun da aslında hukuki bir, çünkü hukuk ize bakıyor. Yani fiziksel bir iz varsa bu bir ağır bir kusurmuş gibi yok. Oysa duygusal şiddette ağır bir kusur olmalı. Tabii bilgisiyle, belgesiyle kanıtladığınız zaman bu da bir şey, ağır cezai yaptırımı olması lazım. Ama uzun vadede toplumda şiddetin önlenmesiyle ilgili benim açıkça hiçbir ümidim yok. Onu söyleyeyim. Yani şiddetin önlenmesiyle ilgili, o toplum dilindeki şiddetin azalmasıyla ilgili hiçbir veri yok şu an. Yani umut vaat edecek bir veri olmuyor. Görünmüyor. O şiddet olduğu olacak da. Maalesef olacak. Bu devam edecek. Farklı farklı türevlerde, farklı farklı şekillerde şiddet devam edecek. Ve bununla ilgili de bir tedbir alınıyor mu? Maalesef alınmıyor. Yani köklü tedbirler alınmıyor. Yüzeysel tedbirler alınır. Tabii ki hukuki tedbirler alınmalı. Bunun caydırıcılığı çok önemli ama kökten halletmek meseleyi çok kolay değil. O yüzden bu memleket olarak toptan bir zihniyet değişimiyle beraber ülkenin yöneticileri, eğitimcileri, hukukçuları, uzmanları hepsi birlikte bu adımı atmalıyız biz. Anneler, babalar eğitilmeli, toplum eğitilmeli. Bu konuda ciddi bir dönüşüm, uzun vadeli bir eğitim planı, bir plan proje yapılmalı. Yoksa bu şiddet sarmalı devam edecek yani. Umarım yapılır diyelim hocam da benim de sizin dediğiniz gibi bu konu hakkında ümidim neredeyse hiç yok gibi. Evet. Ya daha yeniydi çünkü. Yani eti senin kemiği benim cümlesini. Aynen. Ben duydum yani. Çünkü hocaya verilirken eti senin kemiği benim. Ustaya verilirken mesela çırak olarak veriliyorsun, eti senin kemiği benim. Yani o ne bileyim, askerde eskiden dayak yemek sıradan bir şey, çok doğal bir şeydi, inanılmaz. Her yerde yani. Tabii ki eskisi kadar değil. Yani toplumda bu anlamda bir değişim var ama maalesef gelişmiş bazı ülkelerin çok çok gerisindeyiz. Yeterli. Zihniyet olarak çok gerisindeyiz. Evet. Yani umarım son olur diye ümit etsek de, temenni etsek de tabii bunların son olmayacağını biliyoruz. Bilmek de maalesef acı ve üzüntü veriyor. Tam orada hocam şunu sormak istiyorum size. Bahsi geçen videodaki çocuğu video aracılığıyla ve sosyal medya aracılığıyla görebildik. Duyabildik, fark edebildik. Bunun gibi ve bu videodaki çocuk gibi daha nice çocuk var şu an ülkemizde. Haberimiz yok, bilmiyor, duymuyoruz.
Orada da işte ailelerin çocuklarla olan iletişimi, özgüveni devreye giriyor. Çocuğa bu konuda bizim mesela mahremiyet eğitiminde sık sık vurguladığımız bir şey vardı ya. Yani birisi sana dokunduğunda haber ver diye. Aynı durumu bu mahremiyet eğitiminde olduğu gibi bizim bu bilgilendirmeyi çocuğa birisi sana kızdığında, bağırdığında, vurduğunda, vurmaya çalıştığında mutlaka haber ver demesi lazım. Bu arada çocuk da bir şekilde tepki veriyor. Ama gücü nezdinde tepki veriyor yazık. Aynen. Yani anlatabiliyor muyum? Bu çocuğun verebileceği o kadar zaten. Yine de ben tebrik ederim. O tepkisini veriyor. Hayır diyor. Annemi istiyorum ben diyor. Çocuk isyan ediyor yani. Orada dile getiriyor aslında. Bu da o anlamda yani çok acı ama çocuğun ifade etmesi anlamında hakkını, oradaki duygusunu ifade etmesi anlamında da çok böyle dikkate değer bir durum açıkçası. Bizim anne baba olarak da çocuklara bu bilgiyi başkasına dokunamazsın. Başkasının da sana dokunmasına müsaade etmemelisin. Böyle bir durumda da kesinlikle hemen bize bilgi vermelisin dememiz lazım. Bu eğitimlerde biz şey diyorduk, okulda bir şey olduğu zaman ilk önce öğretmenine söyle ama öğretmen böyle olunca çocuk kime söyleyecek? Yani, anne babasına. O yüzden anne babaların çocuklarla olan iletişimi son derece önemli diye düşünüyorum. Peki hocam, anne babaların iletişimi önemli olduğunu dile getirdiniz ancak anne babalar bu süreçte bu durumu yaşayan çocuklara ve özellikle bu videodaki çocuğa nasıl yaklaşmalı? Yani çocukla ilgili bence bir psikolojik ve pedagojik destek alınmalı. Çünkü çocuk bundan nasıl etkilendi? Şu anki durum nedir? Onun belki bir incelemesi, genel durumu yapılmalı. Ama sonrasında da çocuğun tekrar okula güvenli bir şekilde başlayabilmesi için de adım adım ilerlenmeli. Aynı öğretmenle değil tabii ki. Tabii ki. Dedim ya, öğretmenin durumunu şu an bilmiyoruz. Biz açığa alınacak mı, uzaklaştırma aynen vesaire böyle bir durum olacak mı onu bilmiyoruz. Ama aynı öğretmende devam etmesini kesinlikle ve kesinlikle tavsiye etmem. Belki başka bir sınıfta, belki başka bir okulda olabilir eğer öğretmen devam edecekse. Ama öğretmen devam etmeyecekse ben aynı sınıfta olabilir, bu alıştırılabilir, tekrar güven kazandırılabilir diye düşünüyorum. Böyle olursa çocuk için daha iyi oluyor. Yani başka bir yere gitmektense bulunduğu yerde güvenli bir ortamı sunmak. Çünkü rehber öğretmenimiz de devreye girer. Okul idarecileri de devreye girer. Bunu tekrar güvenli ortama çevirmek, bu ortamı çocuk açısından çok iyi olur. Yoksa bizim için kolay başka bir okula vermek. Ha, travmatik bir düzeydeyse ve çocuk o okula gitmekte gerçekten çok reaksiyon veriyorsa yani orada kesinlikle zorlanmamalı. Hocam çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ebeveynler bu tarz konularda çok fazla soru soruyor. Çok fazla bilgi ihtiyacı duyuyor. Evet. Bu bilgileriniz bizim için değerli. Teşekkür ederim tekrardan. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi videonun altına yorum olarak belirtebilirsiniz. Videomuzu beğenebilirsiniz. En önemlisi kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.